Burada önceki kaldığımız noktalardan devam ederek ilerleyeceğiz. Ve Lunch'u Ethere Classic tarafını tabii genel olarak şöyle bir değerlendirmeye çalışacağız diye ifade etmemde fayda var. Evet. İyimserliği yönlemiş gibi görünüyor falan filan. Peki. Burada tabii ki beğenip abone olmayı unutmayalım. Olaya geçmeden önce. İzleyen herkes hem bir saniyesini ayırıp videoyu beğenirse hem de kanala abone olursa gayet iyi olur yani. Bunları gerçekleştirelim lütfen diye hatırlatma yapmamda fayda var dediğim gibi. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hem videoyu beğenen hem de kanala abone olanlara diye ifade edebilirim. Evet, dediğim gibi beğenip abone olun. Yine isteyenler Facebook sayfamızı takip de edebilirler. Bunu da gerçekleştirebilirsiniz. Facebook videolarında hem reklam yok hem de tabii anına aynı şekilde paylaşımlarda bulunabiliyoruz. Yani bu tarz şeyler var. Bu tarz durumlarda söz konusudur. Peki. Facebook sayfasının linki açıklamalar bölümü en alt kısmında. Linke tıklarsanız doğrudan sayfaya yönlendirilirsiniz. Mevzu bu. Web sitesi muhabbetinden bahsettik. Zaten çok anlamlı bir muhabbet değildi. Şu anda Tera tarafında evet iflas başvurusu noktasında. Tabii ki şu an Tera geçtiğimiz vakitlerde TFL, Terraform Labs iflas başvurusu tabii kabul edildi. Bu şöyle hani kötü bir şey olarak değil tabii ki yani iflas başvurusu kabul edildi dediğimiz muhabbet adamlar zaten iflas etti. Bunun resmi olarak gerçekleşmesi yani tarafların bunu kabul etmesi ve anlaması durumu için tabii önemli bir kavram. An itibariyle genel faaliyetlerini geride bırakabilmeleri için önemli. Secde bildiğiniz üzere en son açıkça dedi ki kardeşim siz bu işi bırakıyorsunuz. Yani bu işi siz dedi bırakacaksınız. Bu şekilde bir durum. Yani Terra'da Terraform Labs'ta faaliyetlerini tamamen sonlandırma noktasında hareket etti. Öyle de bir durum. Tabii bu da kötü bir şey değil ama farklı bir duruma işaret ediyor Luna açısından. Zaten karışık ve karmaşık bir yapı içerisinde bulunurken şu an birazcık ortam garip bir hal aldı. Terra Classic'in bulunduğu konuma açıkçası yani Terra Classic'in bulunmuş olduğu konumda yine Terra'nın da konumlandığını görüyoruz. Bu önemli bir durum tabii ki. O demek şu demek oluyor açık bir biçimde. Adamlar şu anda Terra Classic nasıl ki topluluk tarafından yönetiliyor? Topluluk şöyle. Yani herkes Terra tarafında, daha doğrusu Terra Classic'te belli başlı söylemlerde ve iddialarda bulunabilir. Yani kimin tabiri caizse ne kadar borusu öterse o teknik olarak, ekip olarak geçebilir. Onu ifade etmek gerekiyor. Bu bir. İkincisi yani bu şekilde tabii önem arz eden bir farklılık durumu söz konusu diye altını çizmemiz lazım. İkinci olarak Terra'da tabii ki bu noktada hareket edecek. Terra'da Terra Classic gibi olacak diye ifade etmiş olalım bir kere daha. Mevzu bu yani. Ama onların başından beri işte zaten Terraform Labs tarafından yönetildikleri için tabii süreci ne kadar kontrol edebilirler. Ne kadar kontrol edemezler? Bu tabii ki tamamen nasıl diyelim soru işareti. Yani bu çok şey değil. O yüzden birazcık dediğim gibi kafa karıştırabilen bir durum olduğunun da altını çizmekte fayda görüyorum. Tamam mı? Bağımsız web sitesi o muhabbetleri geç. Fiyatı şaşırtıcı oranda yükseldi. Cart curt iflas güncellemesi fiyatı artırdı mı? Yani tabii çöküşün ardından artık bir şeyler biraz daha netleşiyor. Bu güzel bir durum gayet.
Çünkü ama tabii Luna açısından bir garip, bir süre sonra bunlar olumluya çalacaktır bu tarz olaylar. Luna coin'in fiyatlaması açısından. Çünkü şöyle de bir şey yok. Yani var olduğu günden beri piyasa hiçbir zaman belirsizliği sevmez. Yani hiçbir zaman belirsizliği sevmez. Dolayısıyla var olduğu günden beri zaten şu ne olacak, bu ne olacak, bu nasıl olacak, işte yok bilmem ne falan filan. Tamam mı? Bunlar sıkıntılı işler. Adamlar ha iflasını verdi, ha kabul edildi, cart oldu, curt oldu tarzında bir sürü muhabbet. Şimdi iflası verip bir süre sonra yeniden kurulacaklardır. Ama tabii ki teknik yapı itibariyle problemler olabilir. Yani sonuçta TFL içerisindeki kaç kişi tam olarak ya da hangi grup Tera üzerinde faaliyete devam edecek, bu soru işareti. Tera Klasik'e de geçiş yapabilirler. Tera Klasik'e kayabilirler. Çünkü belli bir kısım tabii resmi ekip görevinden teknik olarak düşmüş oldu. Dolayısıyla Tera Klasik tarafını da adamlar bağımsız olarak seçebilir aslında. Bu da şu anki Tera ekibi için bir şeydir, yani bir göç alabilir Tera Klasik'e açıkçası. Yani Tera ekibi Luna başarılı bir kripto para birimi değil. Hatta finansal ortamda değerlendirdiğiniz zaman tabii Lunge'a göre daha düşük mertebeden bir varlıktır. Pek çok anlamda bunu ifade etmek gerekiyor. Bunlar önemli konulardır diye altını çizelim. Ama Tera tarafı varoluşundan bu yana Tera Klasik'e göre çok daha pozitif bir yapı korudu. Bu da biliniyor. Bu yapıyı tabii biraz daha Tera Klasik alabilir. İflas işlemlerinden gelen güncellemelere bağlanabilir. Yeni bir mahkeme emri Mekik Köprüsü'nün diyor yeniden açılması ve önemli miktarda 150 milyon lira yakılması yetkilendirdi. Bu gelişme Tera Klasik toplumunda yenilenen ilgi ve iyimserliği ateşledi diye ifade ediyor. Eyvallah. Köprü özellikle evet. Şu anda Lunge'da ne diyor? Evet, yakın doğrudur. Burada bu arada sadece Luna değil, Luna USDC ve Lunge, bunların üçü de yakılacak. Bu şekilde. Yani bunların tamamı yakılacak. Şimdi olan şu, adamlar dedi ki iflas şeyi veriyorsunuz. Adamlar tabii kasayı boşaltıyor ne varsa. Luna, USDC, Lunge biraz daha az ama adamlar da dağılmadan önce bunları yakacak. Eylül'e kadar açıklanacak diyor. Aynen. Neyin ne olacağı noktasında hala bazı ufak tefek soru işaretleri var. Onlar da tamamlanacak diye ifade etmek lazım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.